Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Bugün birlikte Beyoğlu'nun mekansal strateji planını konuşacağız. İstanbul için, Beyoğlu için bir rehber niteliğinde bir planlama çalışması. Uzun ve katılımcı bir sürecin, 2 yıllık bir sürecin ardından planlandı ve geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde bir lansman toplantısıyla duyuruldu bu planın detayları. Sonrasında tekrar duyuracağız fakat şu anda da açık erişimle bu planın detaylarına tüm izleyiciler ulaşabilirler. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışmayı, bu planlama çalışmasını 4 konuğumuzla birlikte konuşuyor olacağız. Şehir plancısı Doktor Miray Özkan ve yüksek şehir plancıları Sibel Dündar Doğan, Gözde Ağartan ve İrem Öztemiz ile birlikte bu planın detaylarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler bizlere bağlandığınız için. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, konuşacak konu çok, oldukça da kalın, hacimli bir rehberi de var. Söylediğimiz gibi internet üzerinden ulaşabilirsiniz bu plan çalışmasının detaylarını. Biz süremiz yettiğince birkaç başlık içinde bunu konuşacağız. Öncelikle bu mekansal strateji planı nedir? Neden çok önemli bir çalışma ve neden Beyoğlu özelinde böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Bunu konuşacağız. Sonrasında girişte söz ettiğim gibi 2 yıllık katılımcı bir süreçte pek çok paydaşın, aktörün katıldığı bir süreçte bu planlama çalışması yapıldı. Neler yapıldı, nasıl bir yöntem izlendi, bunları biraz konuşalım istiyoruz. Sonrasında da politika başlıklarını ve 6 tema altında birleşen strateji ve eylem önerileri var. Bunları konuşalım. En sonunda da toparlarken bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bu yol haritasının duyurulmasından sonra süremiz yettiğince tüm bu başlıklara değineceğimizi umuyoruz. Şimdi mekansal strateji planı izleyicilerimiz duymuşlardır diye düşünüyorum. Fakat bu nedir? Neden çok önemli bir çalışma? Biraz böyle bunun genel çerçevesini konuşmak üzere ben ilk sorumu sormuş olayım. Merhabalar, teşekkürler. Ben size birazcık mekansal stratejik planımızı anlatacağım. 2 yıl boyunca Beyoğlu Senin sloganıyla başlattığımız projemizde Beyoğlu ilçesi bütününde bir çalışma yürüttük. Çünkü Beyoğlu ilçesi İstanbul'un merkezi, birçok kimliğin bir arada bulunduğu, bir aradanın birlikte gerçekleştiği bir bölge. Bu açıdan ilçe bütününde bir plan yapmamız gerektiğine karar vermiştik. Çünkü Nazım Plan çalışmalarını kısıtlayıcı ve kapsayıcılık sorunları bulunmakta. Bu yüzden alanın bir bütüncül bir şekilde sosyal, kültürel ve yönetimsel sorunlarını birlikte ele alabilecek büyük bir plana ihtiyacı bulunduğunu tespit etmiştik. Ayrıca bölgede yürütülen büyük ölçekli projeler vardı. Bu projelerin bölgeye etkilerini tartışmamız gerekiyordu. Daha sonrasında yetki karmaşasının ön plana çıktığı bir alan olmuştu Beyoğlu. Birçok farklı kurumun onay ve plan yetkisi bulunmakta. Bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirlemiştik. Ayrıca böyle temel ihtiyaçları ve hizmetlere erişimde iyileştirmeler gerektiğini tespit etmiştik. Bu açıdan planın daha çok alanın bütününe hizmet edecek bir yapısının olmasını hedefledik. Bu açıdan Beyoğlu'na öncelikle bir vizyon belirledik. Vizyon sonrasında bazı stratejilerimiz, politikalarımız oldu ve bu politikalar sonrasında eylemlerimiz gerçekleşti. Bu eylemleri yansıtan mekansal kararları da bu planla birlikte almaya çalıştık. Planımızın bütüncül olmasına önem verdik bu aşamalarda. O yüzden ilçe genelinde bir mekansal stratejik plan yapımına karar verildi. Evet, aynı zamanda Vizyon 2050 strateji belgesinin de yine benzer bir katılımcı süreçle, yine çok paydaş, çok aktörlü bir süreçle tamamlandığını ve lansmanının da yine geçtiğimiz yıl içinde yapıldığını ve bu iki planın da bu anlamda İstanbul için önemli rehber niteliğinde, yol haritası niteliğinde planlama çalışmaları olduğunu da tekrar vurgulamak isterim. Beyoğlu'nun buna ihtiyaç duyduğunu özellikle vurguladınız. Yani bir yandan köklü geçmişi olan bir ilçesinden bahsediyoruz. Bir yandan çok farklı kimliklerin, sınıfların ve toplumsal grupların kullandığı bir ilçe olması bakımından da önemli bir çalışma. Ve Beyoğlu'nun geleceğine dair de nasıl stratejiler, politikalar, eylemler, yol haritaları olabileceğine dair de çok çok kapsamlı, önemli bir rehber niteliğinde çalışma olması nedeniyle de önemsiyoruz bu programda bunu konuşmayı. Tekrar tüm emek verenlerin ellerine sağlık ve emeklerine sağlık demek istiyorum.
istiyorum. Şimdi biraz süreci de konuşalım isterim. Hani çok paydaşlı, katılımcı bir süreç dedik. 2 yılı aşan bir süreçte bu yapıldı. Bir yandan pandemi sürecinde bu başlamıştı. Beyoğlu Mekansal Strateji Planı'na ilişkin çalışmalar. Biraz bize süreçten bahsedebilir misiniz? Neler oldu? Tabii, ben de birazcık süreçten bahsedeyim. Aslında Eylül 2020'de senin de söylediğin gibi bir lansman da ilk başta duyuruldu. Yani böyle bir çalışmaya başlayacağımız ve hani bunun açık ve şeffaf bir şekilde yürütüleceği herkese duyuruldu ve herkes aslında davet edildi sürece. Gerçekten çok yoğun bir 2 yıldı bizim için. Hem masa başında hem sahada çok aktif olarak çalıştık. 4 aşamalı bir süreç olarak tasarladık. İlk aşaması analiz ve hazırlık aşamasıydı ve yaklaşık 1 yıl sürdü. Bu aşamada aslında önce kilit paydaşlarla bazı görüşmeler yaptık. İşte bunlar kimlerdi? Muhtarlarla yaptık. Ve hak temelli oluşumlarla bazı toplantılar yaptık, ziyaretler yaptık. Ve bu toplantılardan sonra aslında bizim ana temalarımız oluştu. Ve daha sonra ikinci aşama dediğimiz saha etkinlikleri aşamasında da daha bu temalara yönelik etkinliklere ağırlık verdik ve sahada yoğun olarak bulunduğumuz bir dönem oldu aslında. Daha sonra 3. aşamada da biraz daha bu sahadan topladığımız verileri masa başında analiz ettiğimiz, değerlendirdiğimiz yoğun bir masa başı çalışması oldu. Şu anda da aslında planın 4. aşamasındayız. Bundan sonra da geri bildirimleri alma, değerlendirme, işte kararları tartışmaya yönelik etkinlikler yapacağız. Yani biraz detay vermem gerekirse, az önce dediğim gibi önce muhtarlarla görüştük, hak temelli oluşumlarla odak grup toplantıları yaptık. Ve bir Beyoğlu arşivi oluşturduk. Aslında Beyoğlu çok çalışılmış bir bölge. Yani elimizde aslında çok fazla veri vardı. Analizler de vardı. İşte tez çalışmaları, makaleler, pek çok film vardı. İşte İBB'nin yürüttüğü projeler vardı. Onlara ilişkin künyeler oluşturduk. Ve büyük bir veri tabanı. Elimizdeki tüm verileri aslında ve bunu şeffaf bir şekilde de sitemizden paylaştık. Yani aslında herkese de duyurmuş olduk bu elimizdeki verileri. Bu açıdan Beyoğlu arşivi önemli bir çalışma oldu bizim için. Bunun dışında online bazı platformlar oluşturduk. Mesela mekansal işaretleme uygulamamız vardı. Direkt internet üzerinden işte sorun veya öneri sunabildiler isteyenler. Hem Beyoğlu'nda yaşayanlar hem kullanıcılar. Onun dışında 3 boyutlu bir model, mesh model oluşturduk. O da yine gerçek verinin incelenmesi için güzel bir kaynak oldu. Onun dışında 10 farklı noktada katılım masaları kurduk. Aslında Beyoğlu kentsel sit alanında katılım talebi zaten yoğun olan bir bölgeydi. Burada sivil toplumun da aktif olduğu bir bölge. Ama kentsel sit alanı dışında oradaki mahalleliye ulaşmak için biraz farklı etkinlikler yapmamız gerekti. Dediğim gibi katılım masaları oluşturduk. Orada mahallenin sorunlarını direkt yerinde dinledik. Onun dışında Beyoğlu'nun öncelikli bazı konuları vardı. Onlara ilişkin hem uzmanlardan hem de araştırmacılardan bilgi almak için ve o konuları derinlemesine tartışmak için bazı paneller düzenledik, forumlar düzenledik. Yine bu bazı mahallelerde şenlikler düzenledik ve bu şenliklerle paralel olarak işte hem çocuk etkinlikleri hem kadınlarla forumlar, mahallelilerle forumlar yaptık. Başka neler yaptık? Onun dışında tabii bir her planlama sürecinde olduğu gibi analiz klasik işte kurumlardan topladığımız verilerle analizler oluşturduk. İşte mekansal, sosyal analizler oluşturduk. Ve bunları da paylaştık. Ama bu sahada yaptığımız etkinliklerden sonra tabii elimizde bazı söylemsel analizler de oluşmuş oldu. Ve bu söylemsel analizlerle aslında bilimsel analizleri de birleştirerek daha gerçekçi bir veri tabanı oluşturmuş olduk. İPA'yla yani bazı işbirliklerimiz oldu. Tabii bu süreçte biz aslında şehir planlama müdürlüğünde 10 kişilik bir ekibiz ama İPA'dan destek aldık ve BİMTAŞ'tan da destek aldık yine İBB iştiraki ve yaklaşık aslında 30 kişilik bir ekiptik. Yani yoğun çalıştık. Bu 30 kişi olarak. Yine İPA'dan aldığımız bir destekte işte göçmenlerle, midyecilerle, sokak müzisyenleriyle bazı sahada görüşmeler yaptılar. Yine BİMTAŞ aracılığıyla işte iş yerleriyle hane halkı anketleri yapıldı. İşletmelerle bazı anketler yapıldı. Bu tip çalışmalar oldu. Bunun dışında yine tabii sosyal medyayı da çok aktif kullandık bu süreçte. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan sürekli olarak verilerimizi paylaştık. Yani böyle bir 2 yıl oldu aslında ve bütün bu oluşturduğumuz verilerden sonra da bunları değerlendirerek eylemlerimizi, stratejilerimizi oluşturmuş olduk aslında. Kabaca böyle anlatabilirim. Evet, bu kadar yoğun bir süreci bu kadar hızlı ve kompakt bir şekilde aktardığınız için de teşekkür ederim. Hem burada önemli bir iletişim strateji tasarımından söz etmek mümkün, hem de bir yöntem ve süreç planlamasından, tasarımından
söz etmek mümkün. Ben de geçtiğimiz yıl bol bol etkinliklerinize katılmıştım. Geziler düzenlediniz, hem çalışmalarınıza dikkat çekmek için, hem Beyoğlu'nun kültürel mirasına dikkat çekmek için, hak mücadelelerine dikkat çekmek için paneller düzenlendi. Ben de keyifle Beyoğlu'nun bir kullanıcısı olarak katılmıştım bu etkinliklere. Onu da paylaşmak isterim. Böyle bir sürecin ardından da Kasım ayının son günlerinde yine Beyoğlu'nun hafızasında oldukça önemli bir yere sahip olan, bir de mekan olan Ses Tiyatrosu'nda bir lansmanla duyurmuş oldunuz bu çalışmalarınızı. Elbette bütün bu sürecin ardından bir de bunun bir stratejilere, politikalara dökülmesi, yani aslında bir somutlaştırılması, strüktüre edilmesi kısmı var. Bu bölümde, bu süreçte nasıl gerçekleşti ben de merak ediyorum. Belki o süreçten de kısaca bahsetmek istersiniz. Daha bu temaların, politikaların detaylarına girmeden, yani bu çalışmalar bittikten sonra ne kadar bir sürede bunlar planlama ya da politikalara dönüştürülme aşamasına geldi ve geçti? Ben anlatayım isterseniz o kısmı da. Epey yoğun bir çalışma gerekti bunun için. Onu söyleyebilirim. Zaten biraz evvel Sibel de söylemişti. Çok ciddi bir veri tabanı oluştu elimizde. Yani yüzlerce sayfa rapor, yüzlerce öneri, sorun ve ölçek bunları grupladık. Kategorize ettik. Üzerinde tekrar düşündük. Bu kategoriler doğru mu, başka bir kategori mi olsun? Bu eylemler doğru mu, Beyoğlu'na özel mi, yoksa çok mu genel kalıyor gibi pek çok istişare, tek tek toplantılar, kendi aramızda birçok çalışma, işte kendimiz düşünemediğimiz yerde yardım isteme ve böyle bir ciddi bir masa başı çalışmasından sonra aylar süren bir şekilde toparlayabildik. Yani ve hani en azından şu aşamada sunulabilir, insanların anlayabileceği ve bizim derdimizin işte belki %100 değildir ama çok büyük oranda yansıtıldığı ve hani sahadan topladığımızı da yansıtabildiğimizi düşündüğümüz bir rapor ve web sitesini ortaya çıkarmış olduk. O da yani çok kolay bir süreç olmadı diyebilirim. Çok hem karşılıklı istişare, sürekli konuşma, yöneticilerle görüşme, gerektiği durumda başka iç paydaşlarla, İBB içindeki diğer birimlerle görüşerek bir noktaya geldi. Ama tabii üzerinde çalışılmaya da devam ediyor bir taraftan. Evet, şu anda bitmiş bir süreç olmadığını tekrar vurgulayalım. Programın sonunda da şu anda neredeyiz, bundan sonra biz neler bekliyor yine konuşuruz diye burada bir parantez açmış olayım. Bunu özellikle sordum çünkü dediğiniz gibi çok paydaşlı bir süreç, çok fazla fikirler, yorumlar, veriler var. Bütün bu verileri aslında sınıflamak, aslında bir ete kemiğe büründürmek, belli kategoriler altında bunları tartışmak da oldukça hani bambaşka bir iştir diye ben düşünüyorum. O yüzden de özellikle sormak istemiştim. Bununla beraber de tüm bu bahsettiğiniz sürecin ardından da 6 tema, 9 temel politika, 46 strateji, 215 eylem ve 84 hedef gösterge olarak da sınıflandırılmış durumda. Belki bu temalardan birazcık Beyoğlu'na ilişkin bu planda hangi temalarda bu planlar, stratejiler, politikalar sınıflanıyor? Biraz bunları konuşmak da izleyicilere fikir verecektir diye umuyorum. Kısaca ben aktarayım detaylarını sizlere sormadan. Sosyal yapıya ilişkin yaşanabilir Beyoğlu, yaşam kalitesine ilişkin adil Beyoğlu, altyapı ve afetlere hazırlıkla ilgili dayanıklı Beyoğlu, ekonomik canlılığa ilişkin üretken Beyoğlu, kültürel yaşamla ilgili yaratıcı Beyoğlu ve miras ve toplumsal hafıza konularını içeren hatırlayan Beyoğlu olmak üzere 6 temel aslında tema altında bu plana ilişkin çeşitli politika, eylem ve stratejileri tartışıyorsunuz. Vaktimiz el verdiğince bu 6 tema hangi aslında konuları, veçeleri kapsıyor aktarabilir misiniz? Tabii. Aslında 6 temanın belirlenme süreci bizim ilk hazırlık aşamasında yaptığımız etkinliklerden sonra çıktı. Yani biraz veriler oluşmaya başladıkça ve insanların ihtiyaçlarını, sorunlarını, sorun diye gördükleri konuları duyunca bunun 6 temada biz Beyoğlu yapan konuların aslında 6 temada birleşebileceğini gördük. Ve etkinliklerimizi sonraki etkinlik sürecinde o temalar kapsamında belirleyebiliriz diye düşündük. Çünkü yani Beyoğlu için bir hafıza çok önemli. Yani Beyoğlu çok ciddi bir kültürel miras alanı ve bir sit alanı ve toplumsal hafızanın da ana merkezi. Pek çok hafıza alanı bir arada burada. Yani cemaatlerin,
hafızası var, Ceneviz hafızası var, Osmanlı'nın hafızası var, toplumsal mücadelenin hafızası var, işte kadın hareketlerinin hafızası var. Yani acısıyla tatlısıyla pek çok hafıza burada birikmiş ve odaklanmış durumda. Yani bölge için, etrafındaki bölge için çok önemli bir yer o açıdan Beyoğlu. O yüzden bunun ana konularımızdan biri olması gerektiğini düşündük. Diğer bir konu üretim hafızası ve üretim. Beyoğlu üretimle var olmuş bir yer aynı zamanda. Yani Haliç tersanesiyle birlikte, Haliç'in etrafında oluşmuş fabrikalarla birlikte, zanaatle, yaratıcı üretimle birlikte bir üretim merkezi ve bu üretim merkezi karakterini kaybetme eğilimi var gibi görünüyor. O yüzden bu da bizim için öne çıkması gereken bir tema olduğunu düşündük Beyoğlu için. Üçüncüsü kültürel ve sanatsal üretimin, sanatın, eğlence hayatının merkezi Beyoğlu. Bu nedenle yaratıcılığın da ana odaklarından bir tanesi. O yüzden bu yaratıcı Beyoğlu teması da çok önemli Beyoğlu için. Sanki bunları ilk duyduğumuzda her yer için geçerliymiş gibi geliyor ama tek tek düşündüğümüzde Beyoğlu için gerçekten bunların hepsi ayrı ayrı önemli konular. Diğer yandan bir yaşanabilirlik problemi var Beyoğlu'nda. Park alanları çok eksik, yollar dar, yürümek, yaşamak zor, sosyal tesis alanları, sosyal donatı alanları yetersiz. Böyle bir temel sorun var. Bunun için yaşanabilir Beyoğlu temasını seçtik. Adil Beyoğlu temasını da yani hem Beyoğlu mekansal olarak ayrışmış bir yer olduğu için toplumsal sınıflar açısından, yani kent merkezinde daha işte Cihangir bölgesi, Boğaz kıyıları daha üst gelir grupları iken, işte Haliç kıyıları ve Haliç sırtları daha dar gelirli grupların yaşadığı yerler ve işte göçmenler çok burada. Yani dezavantajlı grupların da merkezi Beyoğlu. O yüzden ve aynı zamanda da toplumsal mücadelenin de merkezi olduğu için adalet de önemli bir Beyoğlu teması. Adil Beyoğlu'nu o yüzden belirledik ve tabii ki her yerin için sorun olan, Beyoğlu için de önemli bir konu olan işte deprem, iklim krizi, taşkınlar, aşırı hava olayları, hava sıcaklığının artışı vesaire gibi pek çok konuda ele alınması gerektiği için ona da dayanıklı Beyoğlu temasında işledik. Bu temalar bize yol gösterici oldu. Fakat sonra biz politikaları belirlerken hani temaların tek başına politikaları belirlemek açısından yetersiz olacağını düşündük. Çünkü temalar çok kapsayıcı. Yani bir adil Beyoğlu temasını düşündüğünüzde bunun içinde kültürel mirasla ilgili adalet de var. İşte mekanda sosyal alanlara erişimle ilgili adalet de var. Hepsi birbirinin çok içine giriyor. Ve o yüzden politikalar üretirken daha bizim kentsel politika alanlarımıza, daha uygulamaya dönük kategoriler üzerinden gitmeyi ve hani o uygulamanın nasıl yapılacağını tarif etmeye yönelik bir kategorizasyona dönüştürdük. Yani daha eyleme döndürecek, bizi uygulamaya yöneltecek bir kategorizasyon yaptık. Ve oradan 9 ana politikamız oluşmuş oldu. Bunlar da kentsel politikaların çoğunda olduğu gibi işte konutu, altyapıyı, ulaşımı, kültürel mirası, korumayı yani, turizmi, istihdamı, yönetimi, sosyal hizmetleri ve kamusal alanları, sosyal hizmet alanlarını içeren 9 ana politika başlığı ürettik ve bu politikalarda ne tür bir yaklaşımla bu konulara baktığımızı ifade ettik ve buna bağlı olarak bu versiyonda 46 strateji, 215 eylem ve 84 hedef gösterge oluşmuş oldu. Bunlar tabii biraz zaman içinde değişiyor. Biz geri bildirimler aldıkça bazı düzeltmeler yapıyoruz üzerlerinde. İşte bazı eylemler birleşebiliyor. Şu anda aktif olarak mesela 3 eylemi diğerleriyle birleştirdiğimiz için 212 eyleme düştü gibi. Tetikleyici projelerimiz var. İlk raporda bununla ilgili detaylar yoktu ama web sitesinde eylemlerin açıklamaları var. Orada daha tetikleyici, öne çıkan projelerimize ilişkin bilgiler de var. Bir şema oluşturduk en nihayetinde. Bu stratejileri, yani politikalara bağlı stratejileri ve bu stratejilere bağlı spesifik eylem alanlarımızı mekansal olarak algılayabileceğimiz bir harita oluşturduk. Bir şema, mekansal plan şeması oluşturduk. Bu şemada da ana bir takım kararlar verdik. Bu kararlarda aslında Beyoğlu'nu 7 ana bölgede görmek anlamlı geldi bize. Bunlardan da ilki
ilçe merkezi. Yani Beyoğlu'nun, çoğu insanın Beyoğlu deyince aklına gelen Pera dediğimiz, işte Galata, İstiklal, Taksim civarını içeren ana merkez, ilçe merkezi ve bunun etrafı, kentsel sit alanı bir miktar daha farklı bir yaklaşım gerektiriyordu diğer bölgelere göre. Diğer bölgelerde de 6 tane semt olarak tanımladık. Yine Cihangir ve Tophane, Gümüşsuyu çevresi başka bir semt olarak algılanabilecekken, diğer bölgeleri de yine karakterine göre, ortaklaştığı sosyal mekansal yapıya göre ve zaten halihazırda sahip oldukları semt merkezlerine göre 6 karakter bölgesini oluşturduk ve mekansal kararlarımızı da bu çerçeve üzerinden geliştirdik aslında. Örnek vermek gerekirse, bizim için kentsel sit alanı ve kent merkezinin çevresinde turizm çok önemli bir konu. Turizmin yıkıcı etkileri çok buranın geleceğini belirleyen, hatta her yerin geleceğini belirleyen bir konu. O nedenle turizmi düzenlemeye, sınırlandırmaya gerekirse ve buralara ilişkin bir takım kuralları oluşturmaya yönelik stratejik eylemlerimiz oldu. Diğer yandan üretimle ilgili yine merkezi bölge daha öncelikli olmakla birlikte Haliç Tersanesi, Perşembe Pazarı, Şişhane, bu bölgelerde üretimi korumak, mümkün olduğunca yaratıcı üretimle desteklemek gibi stratejilerimiz oldu. Buna yönelik mekansal kullanım kararları geliştirdik. Kooperatiflerle, çalışma alanlarıyla üretimi nasıl destekleyebiliriz gibi kararlarımız oldu. 6 bölgede, bu bahsettiğim 6 mahallede mahalle evleri ve Beyoğlu atölyelerini kurmak gibi bir hedefimiz oldu. Bu da o merkez, özellikle mahalle evleri, zaten Örnektepe'de biri var, diğerleri içinde. Mahallenin karakterine uygun olarak hem sosyal politikaların merkezi olacak, hem bir takım etkinliklerin gerçekleşebileceği, çocuklara, kadınlara yönelik, o bölgenin spesifik ihtiyaçlarına yönelik merkezin oluşabileceği 6 mahalle evi önerdik. Beyoğlu atölyesi gibi bir kavramla da hem üretimi, hem yaratıcılığı, hem mahalleye kültürel hizmetin sunulmasıyla ilgili bir yaklaşım geliştirdik. Bunların da çoğu yine miras alanlarında, işlevini kaybetmiş miras alanlarında önerdiğimiz şeyler. Burada sanat da önemli. Özellikle ilçe merkezinde oluşturmak istediğimiz Beyoğlu atölyesinin çok daha sanata yönelik, sanatçıların ihtiyacı olan ortak kullanım alanlarına yönelik bir yer olmasını önerdik. Kıyı sürekliliği çok önemliydi. Bu yüzden tüm kıyıyı erişilebilir hale getirecek yaklaşımlar, yani yaya açısından sürekli erişim sağlanabilecek bir alana dönüştürmeyi öngördük. Bazı bölgelerin işte zemin düzenlemeleri, mekansal iyileştirmeleri, kentsel tasarıma yönelik çözümleri, tabelalı vesaire gibi sorunların çözümüne yönelik bazı eylem planlarımız var. Koruma araçları çok önemli. Yani korumayı kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak, konut kullanımını koruma alanlarda geliştirmeye yönelik önerilerimiz oldu. Konut çok önemli. Barınma burada bizim Beyoğlu'nda tespit ettiğimiz en önemli sorunlardan biri. Çünkü arazi değerleri yükseldikçe, turizm geldikçe burada yaşayan, var olan gruplar burayı terk etmek zorunda ya da burada yaşamakta zorlanmakta kalıyorlar. Bunun için artık kamu eliyle sosyal kiralık konut yatırımlarının ya da dönüş, yani binalarda bu tür işlevlerin geliştirilmesine yönelik önerimiz oldu. Ve yani bu bağlamda bütün Beyoğlu'na, hani çok da her yere müdahale edelim, yepyeni bir yapılaşma çıksın gibi değil, mevcut olanı daha iyi hale getirerek, belirli kamusal işlevleri ekleyerek, özellikle karma kullanımlı kamusal alanlar oluşturarak, işte bir sosyal merkezler, insanların bir araya geleceği, gençlerin bir araya geleceği alanlar oluşturarak, bir mekansal iyileştirme, yaşam kalitesini düzenleme ve korumaya yönelik çerçeve oluşturduk diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Bir yandan da bence en son işaret ettiğin belli hassasiyetler, bakış açıları da üzerinde biraz daha konuşmaya değer. Özellikle bu mevcut olanın ne olduğunu dinlemeye ve ona aslında asgari müdahalede bulunarak nasıl dönüştürebiliriz mevcutu, bir şeyi yıkıp sıfırdan yenisini yapmak ya da bambaşka bir şey önermek, bambaşka bir politika ya da bambaşka bir araç önermek yerine bu var olandan nasıl öğrenebiliriz ve bunu en sürdürülebilir şekilde, en çevresiyle uyumlu biçimde nasıl dönüştürebiliriz, biraz böyle bir
hassasiyetinde merkezde olduğunu ben anlıyorum. Hem raporu incelerken hem de sizleri dinlerken. Biraz daha bu yaklaşımlarınızdan söz edebilir misiniz daha detaylı olarak? Siz eklemek ister misiniz? Yani benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Aslında zaten sahada çok araştırma yapınca, yani insanlarla çok konuşunca, Beyoğlu için kafa yormuş pek çok insanı dinleyince, onlarla birlikte düşünmeye başlayınca zaten doğru olanın böyle bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani pek çok değeri var Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan. Bunu yıkıp yeniden yapan bir şey buradaki yaşamı tamamen bozabilecek. Yani şu anda mevcut büyük projelerde böyle bir şey öneriyor işte. Haliç Port var, Galata Port var, Ok Meydanı'nda büyük bir dönüşüm alanı var, Piyalepaşa'da bir bölge var. Bunlar çok büyük ve radikal değişimler yaratan projeler. Yani sosyal etkileri yeterince düşünülmemiş projeler. Hani mevcut durumu, oradaki yaşamı nasıl etkileyeceği üzerinde çok hesap yapılmamış projeler. O yüzden şimdi bunların etkilerini düşünmek ve hani mevcutu biz koruyalım, bunlar da kötü etkileyecek, bunları da azaltalım, bu etkileri de azaltmaya çalışalım gibi bir yerden plan kararlarını üretmeye çalıştık. Çünkü çok fazla değer var korunamamış da ya da işte direkt ticari olarak kullanıma açılan ya da direkt turizme yönelik dönüştürülen. Ama hani bunun burayı tek tipleştirme riski çok yüksek ve yani artık o zaman turizm açısından da uzun vadede belki hani kendi ayağına sıkan bir yaklaşım olabilecek bir risk, olma riski var. O yüzden hani mevcut canlılığını, çeşitliliğini, burayı yaşatan tüm değerlerin bir arada kurduğu o ilişkiyi, o ekosistemi anlamaya ve onu yaşatmaya yönelik ne yapabiliriz? Bizi çok hani düşündük ve onun üzerinden o zaman onu da şununla ilişkili düşünmek lazım. İşte üretimi düşünürken ama işte turizmde yok saymamak gerekiyor. Çünkü turizmi yok sayarsan o zaman da gelip büyük yatırımlar yapıp senin düşündüğün her şeyi ortadan kaldırabilirler. Ya da işte beklentiler var, işletmeciler, esnaf, turizm gelsin daha çok para kazanalım diye bakıyor. Gibi böyle çok da böyle dengeler de var yani. Hani turizm sıfır olsun diyemezsiniz Beyoğlu'nda gibi. O yüzden böyle o dengeleri kollamaya çalışarak farklı açıları bir arada değerlendirir. Yani çünkü hiçbir şey tek başına düşünemezsiniz. Yani bir şeyi bir ucundan değiştirdiğinizde ötekini de böyle şey gibi, domino taşı gibi etkilemeye başlıyor. O yüzden böyle hepsini bir arada düşünüyoruz. Yine büyük ihtimalle tam düşünemediğimiz ve sonradan sürpriz olacak şeyler vardır. Çünkü zaten şehir yani çok karmaşık ve kapsamlı bir şey. Evet, elbette. Bir yandan da bütün bu çeşitlilikleri, bütün bu ilişkisellikleri, kendi içindeki o Beyoğlu'na özgü bağlamları da bir arada düşünüyor olmanın ve bunu bir mekan çalışmasında, planlama çalışmasında da somutlaştırıyor olmanın da aslında bir tür zorluğu ya da bir tür buna dair bir aşılması gereken, bir değerlendirilmesi gereken durum burada oluyor. Peki böyle çok kapsamlı, önemli bir yol rehberi hazırlandı ve mekansallaştırıldı. Burada çeşitli stratejiler, eylemler, hedef göstergeler, politikalar önerildi. Bundan sonraki süreçte bizleri ne bekliyor? Ben açıklayayım burada da isterseniz. Öncelikle hani biliyoruz ki ülkemizde bir planın işlerlik kazanması için bir yasal çerçevesinin, yönetimsel çerçevesinin çizilmesi gerekiyor. İmar planları hazırlanırken hani ilgili kanun ve yönetmeliklere göre bir çizim yapılıyor. Plan, genel hükümleri, notları ve raporları vesaire hazırlanıp bir onay sürecinden geçiyor. Biz de öncelikli olarak strateji planının politikalarını, eylem ve hedefleri çerçevesinde bir bunun yasal ve yönetsel mevzuat çerçevesinde bir 25 gün plan çalışmalarına başladık. Şu an geri bildirimleri de mekansal strateji planı rapor doğrultusunda alıyoruz. Bu geri bildirimleri de tabii kullanarak 25 bin ölçekli planı çizme aşamasındayız şu anda. Ama burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, burada şeffaf, katılımcı bir süreç yönetildi. Birçok veri elde edildi. Bunlar sentezlendi ve eylemlere dönüştü. Amacımız bu eylemleri mekansal olarak
planlarda görebilmek, alt ölçekli planlara yansımasını görebilmek. Bunun için de bütün eylem kararlarımızı gözden geçirip bir süzgece koyup plan notlarında, plan kararlarında nasıl gösterebiliriz? Onun şu an çalışmasını yapıyoruz. Yani bir 25 bin ölçekli plan çalışması. Ve daha sonrasında da bu 25 bin ölçekli planı bir üst ölçek plan kabul edip plan kararlarıyla birlikte alt ölçekli Nazım Plan çalışmalarına geçmeyi düşünüyoruz. Bu alt ölçekli plan çalışmalarında da işte eylemlerimizin mekana yansımasını yasal ve yönetsel çerçevesini çizmiş bir şekilde oluşturmayı planlıyoruz şu aşamada. Evet, uzun erimli bir plan çalışması bu mekansal strateji planı ve uzun erimli de bir süreç bekliyor bizi. Bir yandan da İstanbullular olarak bu sürecin takipçisi olmak ve talep etmek de gerekiyor. Daha adil, daha yaşanabilir bir Beyoğlu, daha üretken, çevresine duyarlı, daha dirençli bir Beyoğlu talep etmek gerekiyor. Vizyon 2050 strateji belgesinin lansmanında Hatice Kurtuluş Hoca bahsetmişti. İşte tam olarak bundan sonra yapılması gerekenler başlanıyor. Bu plan çalışmasını duyurulmasından sonra bizim daha çok bunu sahiplenmemiz, daha çok bunun peşine düşmemiz, esas önemli olan süreç şimdi başlıyor belki de gibi benim de çok paylaştığım bir yorum paylaşmıştı. Dolayısıyla burada onu tekrar dillendirmek istiyorum. Süreci takip ediyor olacağız. Sizlerle de umuyorum ki tekrar bir araya gelerek bu planın nasıl uygulandığına, nasıl yeni süreçler aldığına dair başka söyleşilerde umuyorum ki bir araya geleceğiz diyorum. Dediğim gibi çok önemli bir yol rehberi niteliğinde bir çalışma Beyoğlu için hazırlanan bu mekansal strateji planı. Tüm izleyicilerimizi de tekrar detaylı olarak bu rapora, planlama çalışmasına, detaylı çizimlere ve açıklamalara ulaşabilecekleri bir kaynak olarak da Şehir Planlama Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine davet etmiş olayım. şehirplanlama.ivb.istanbul adresinden bu planın detaylarını da incelemeniz mümkün. Çok teşekkür ediyorum sevgili konuklarıma. Kısıtlı süremizde bu kadar yoğun bir içeriği oldukça verimli bir şekilde, oldukça bilgilendirici bir biçimde aktardıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu Beyoğlu Mekansal Strateji Planı'nı bu programda dört konuğum Miray Özkan, Sibel Dündar Doğan, Gözde Ağartan ve İrem Özdemiz ile birlikte konuştuk. Konuşmaya devam edeceğimiz bir konu olacak. Çok teşekkürler cömertçe paylaştığınız için tekrar. Sevgili Ali Vatansever de rejide bizlerle birlikteydi. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Bir Başka Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın.